kendimize bir raf yapacağız. Yavaşça kaldırıyoruz. Tüm çatıda atılmak üzereydi. Onlar da değerlendirmek adına. Bu halat dudağımı öyle bir çarptı ki. Araba güzel mi? Oradan bakınca komik duruyor ama. Herkese merhabalar. Bir Bilgi Anlatması programı ile yeniden karşınızdayız. Şimdi arkadaşlar, birinci bölümü izleyenler çok rahat hatırlarlar. Eğer izlemediyseniz birinci bölümü mutlaka izleyin. Evde tasarladığım hologram sistemlerini görmüşsünüz. Şimdi arkadaşlar, ben bu hologramları ne şekilde kestiğimi, biçtiğimi falan anlatacağım arkadaşlar. Ondan yana sıkıntı yok. Yalnız hologram tasarlarken çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Bu önemli nokta şu. Bu hologramların neye göre ölçüledi? Yani görüntü yansıttığımız asetattır, film kaplanmış mukavvadır, plexidir, camdır. Artık elinizdeki malzeme neyse ya da duratranstır. Bunları ne şekilde, neye göre ölçülendirip kesiyoruz ki bu görüntü net bir şekilde bu maddelere, işte cam, plexi bilmem ne, yansıyor. Bunun bir ölçülendirmesi var arkadaşlar. Çok deneme yaptım. Zaten görmüşsünüzdür slide esnasında ya da göreceksiniz. Bayağı bir denemeler yaptım. Bir kere birinci faktör şu, şunu size anlatmakta önem görüyorum. Çok önemli bence. Plexi, cam gibi bir malzeme kullanıyorsanız onların belirli bir kalınlığı var. 2 milimden aşağı değil. Daha çok piyasada 3 milimini bulursunuz. 3 milim, 2 milim kalınlığında bir parça kullandığınız zaman arkadaşlar iki katmanlı gibi oluyor. Ne demek bu? Bunu plexi gibi düşünün. Görüntü buraya vurduğunda hem burada hem buradan yansıdığı için sanki iki nesne ya da iki tane kişi varmış gibi görüyorsunuz. O yüzden arkadaşlar elinizde varsa, imkanınız varsa hem daha da ucuz asetat, duratrans gibi malzemeler kullanın. Şeffaf da kullanabilirsiniz ama asetat biraz daha iyi denemelerinde. Parlak görünmek kaydıyla ince şeffaf ya da içi görünen naylonları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Cam ya da plexi çok fazla kullanmayın. Çünkü ne kadar iyi ölçülendirirseniz ölçülendirin her zaman bir iki kişi varmış gibi görünüyor. Ama küçük bir not, az sonra size göstereceğim ölçülendirme kriterlerini kullanırsanız plexi ve camda da olabildiğince en net görüntüyle alıyorsunuz arkadaşlar. Onu da size küçük bir uyarı olarak yapayım. Bununla beraber cam ya da plexi kullanırsanız koyu film çektiğiniz zaman daha net bir görüntü alırsınız. Ama çok şeffaf bir ortamda hologram dönmeyeceği için çok da güzel görünmeyebilir. Tabi bu kişinin tercihine göre. Profesyonel hologram şirketleri bile film kullanır arkadaşlar, bunu unutmayın. Biz evdeki imkanlarla film yapacağız tabii ki. Dediğim gibi en önemlisi asetat, duratrans, şeffaf gibi 1 milimin bile altında olan malzemeler kullanırsanız daha net bir hologram görüntüsü elde edersiniz. İkincisi, eğer plexi gibi, cam gibi malzemeler kullanacaksanız ya olabildiğince ince seçin, bir. İki, film çekin eğer şeffaf ortamda görülmesi önemli değilse. Ve üçüncüsü arkadaşlar, az sonra size göstereceğim ölçülendirme kriterlerini kullanmaya çalışın. Hani ben bunları çok denemelerle buldum, biraz alaylı yöntemlerle buldum. Matematiği çok basit, ilkokul çocuğunun bile anlayacağı şekilde anlatacağım arkadaşlar. Şimdi daha fazla lafı uzatmayalım, 90 derecemize geçelim ve evde tasarladığım hologram sistemlerini ne şekilde piramitlerini ölçülendirdim hep beraber görelim. Şimdi arkadaşlar, piramit hologramın ölçülendirilmesinde en önemli olan faktör telefonumuzun boyu, telefonumuzun eni, bir de ilerleyen bir kısımlarda göstereceğim. Hologram, benim hologram çapraz dediğim bir yapı var arkadaşlar. Onu video esnasında da vereceğim. Merak etmeyin. Ne olduğunu daha iyi anlayacaksınız o zaman. Tabii ben böyle telefonumuzun eni boyu diyorum ya. Küçük bir dipnot. Telefonumuzun iç ekranının boyu ve iç ekranının eni. Yani kaba taslak dışarıdan değil. Sizin görüntüyü görmüş olduğunuz iç ekran. Yani panelin, ekran panelinin diyeyim, eni ve boyu. Şimdi arkadaşlar, bu bizim telefonumuz. Biz şimdi telefonumuza uygun bir piramit hologram yapmak istiyoruz. Bilginiz olsun, eğer bu telefon değil de tablet olsaydı, LCD olsaydı, laptop olsaydı, az sonra size göstereceğim kriterleri gene kullanacaktık arkadaşlar. Ben şimdi kamerada görün diye telefondan başlıyorum ki size gösterebileyim. Şimdi LCD'yi kalkıp da buraya koyamayacağım çünkü.
mantık olarak. Bununla beraber bol mürekkepli kalemler kullanıyorum ki özellikle siyah biraz mürekkepli, ortalık biraz matarsa idare edeceksiniz. Şimdi şu kağıtlarımızı şuraya koyalım. İlk önce ekranımızın ölçüsüne bakalım arkadaşlar. Şimdi buraya kaç dedik arkadaşlar? 12. 12 santimetre. Şurası. Buraya ne dedik arkadaşlar? Hatırlayalım. 7 santim dedik değil mi? 7 santim de burası. Şimdi arkadaşlar, hologram çaprazı dediğimiz bir olay var. Hologram çaprazı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bazı hologram videolarında veriyorlar. Ben de şimdi slide'da vereceğim size hologram çaprazını. Şimdi arkadaşlar, az sonra göreceğiniz hologram çaprazını Pink Sprint'tan fotoğrafını çekin, videolarınızda kullanabilirsiniz. Ben de diğer videolardan aldım. Kullandığım ve kullanmadığım videoları zaten açıklamalar kısmında da verdim. YouTube'dan ulaşabiliyorsunuz. Kalkıp da başka bir şey, başka bir siteden bakmanıza gerek yok. Hologram çaprazı arkadaşlar, ekranınızın içerisinde dört bir kenara videoyu ayırdığınız zaman şu arada bir boşluk oluyor. Ben buna hologram çaprazı diyorum arkadaşlar. Ne olduğunu şimdi veriyorum. Gördüğünüz hologram çaprazımızın ne olduğunu. Dediğim gibi arkadaşlar, bunu alın. Hangi ekranda, işte telefonda, tablette, laptopta kullanıyorsanız aynen koyun. Çünkü arkadaşlar, sonuç itibariyle ekranını kendisi otomatik büyütüyor. Size verdiğim hologram çaprazı tam ekran boyutundaydı az önce. Bunu kullanabilirsiniz videolarda. Nerede mi kullanıyoruz? İlerleyen bölümlerde ve şimdi göreceksiniz. Ben şimdi hologram çaprazını açayım videoda. Hologram çaprazımız bu. Aralığı ne kadar geliyor arkadaşlar? 1.2 geliyor ama biz buna 1 diyelim. Ufaltabiliyorsunuz ama büyütmeyin arkadaşlar. Şimdi 1 santim. Şurayı göz kararı yapalım. Bu çünkü olayı anlamanız için yapılan bir şey. Şimdi arkadaşlar, elimizdeki mevcut değerlere bakalım. Telefonumuzun iç ekran panel diyelim ona. Yazım çirkin, idare edeceksiniz. Telefonumuzun boyu 12 santimetre değil mi arkadaşlar? Telefonumuzun eni 7 santimetre arkadaşlar. Tabii burada 12 santim dedik ya. Yarısı kaç yapar arkadaşlar? 6. İlk kere 6. 12 zaten. Dediğim gibi ilkokul çocuğunun bile anlayacağı şekilde anlatıyorum. Şimdi 12 santim, yarısını da yazdık. 6 santimetre. Şimdi arkadaşlar, elimizde bu değerleri yaptık. Peki bu değerlere göre piramidi nasıl oluşturuyoruz? İkinci kağıdımızı alalım arkadaşlar. Şimdi telefonumuzun enine boyunu. İlk önce yapacağımız, birinci yapacağımız ön olacak arkadaşlar. Ön, yani büyük piramit. İkinci yapacağımız piramit ise yan. Yani küçük. Küçük bir bilgi, küçük piramit genellikle daha uzun olur ama ebatta daha küçük çeker. Şimdi arkadaşlar, bizim ekran boyumuz ne kadardı? 12 santimetre değil mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar, bizim ekran boyumuz ne kadar? 12 santimetre. Şimdi arkadaşlar, 12'nin yarısı kaç dedik? 6 dedik değil mi? Şimdi arkadaşlar, 6 santimlik, bir dakika şöyle önce şunun ortasını yapayım da sonradan zorlanmayalım. Yok, kabada en azından. 6 santimlik bir dik alıyoruz arkadaşlar. Şurası 6 santim. Şimdi 6 santim burası. 6 santimetre. Yani ekran boyu 1/2'si. Yarısı. Şimdi arkadaşlar, 6 santim burada bulduk. Üçgen piramidimizi, daha doğrusu öne oluşturacağımız üçgen piramidimizin alt tarafı ise direkt ekran boyuyla aynı olacak arkadaşlar. 6 santim buraya getirdik. 12 santim dedik zaten. Tam 12 santimetre. Şurası 6, şurası 6 santimetre arkadaşlar. Yarı yarıya böldük. Şimdi arkadaşlar, bunu da yaptıktan sonra kaç demiştik biz hologram çaprazımızın iç ölçüsüne? 1 santim dedik değil mi arkadaşlar? 1 santimi buraya bölüyoruz arkadaşlar. Nasıl bölüyoruz tabii ki? 0.5 milim, 0.5 milim diye bölüyoruz.
İkinci bölüm, yani diğer bir deyişle yapacağımız yan piramit ön piramide bağlı arkadaşlar. Diyeceksiniz ki niye? Nedeni şu. Şimdi bunu yaparken esas kıstas şu şekilde. Gene kağıdımızı ortalayalım ki sıkıntı çıkmasın. Yavaş pratikte. İlk önce şöyle uzunca bir çizgimizi çiziyoruz arkadaşlar. Hop. Tamam. En alttan başlıyoruz ki sonradan sıkıntı çıkmasın. Arkadaşlar, piramidimizin alt tarafını oluştururken şöyle bir eklenti yapıyoruz. Şimdi ön piramidi oluştururken buraya direkt ekran boyunu yaptık ya. Burada ekran boyunu baz aldık. Arkadaşlar burada da ekranın enini baz alıyoruz. Ama şu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Şimdi kaç dedik? 7 santim dedik değil mi? 7 santimi şuraya yarı yarıya eşleyeceğiz. Tabii burada biraz milimetrik olduğu için. Üç buçuk, üç buçuk tamamdır. Yani üç buçuk, üç buçuk onu da söyleyeyim ki gene genç arkadaşlar izliyorsa küçük arkadaşlar ilkokul falan anlasınlar olayı. Üç buçuk santim burası, üç buçuk santim burası. Yani ne demek bu? 7 santimetreyi buraya verdik. Şimdi arkadaşlar yalnız burada küçük bir eklenti daha yapıyoruz. Ne eklentisi mi? Bizim çaprazımız ne kadar? 1 santim değil mi arkadaşlar? Çaprazımız kadar bir eklenti yapıyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki bu eklentiyi niye yapıyoruz? Hemen söylüyorum arkadaşlar. Bu eklentiyi yapmamızın nedeni şu. Eğer biz bu eklentiyi yapmazsak arkadaşlar 1 santimetre 1 santimetre o zaman şu ön hologram açısı daha geride durduğu için pleksi ya da camda çalışırsanız yeteri kadar eğim alamıyor ve görüntü çok güzel yansımıyor arkadaşlar. Bu eklentiyi ben yaptığım zaman görüntünün daha iyi olduğunu fark ettim. Çünkü açı çok daha güzel, yani yayılarak gittiği için görüntü çok daha güzel yansımıştı. Onun size açıklamasını da yapıyorum. Tabii siz anlayın diye ben bunu ayrı ayrı ölçülendirdim. Siz altı yaparken o 1 santimi de ekleyin. Küçük bir dipnot. Eğer bizim şu iç ekran iç hologram çaprazımızın iç ölçüsü 1 değil de atıyorum 1.5 olsaydı arkadaşlar buraya o zaman 2 verecektik. Bir üstüne tamamlayın yani. Ya tam sayı ya bir üstü. Onu da söyleyeyim. Şimdi boyunu bulacağız arkadaşlar. Boyunu bulmak için şu şekilde yapıyoruz. Hologram çaprazımız 1 santim dedik ya. Bunu şöyle 1 santimi bu defa arkadaşlar direkt çizgi olarak yapıyoruz. Nedenini hemen anlatacağım. Biraz sabredin. Bunu da yaptık. Tamam, güzel. Şimdi arkadaşlar bir saniye cetveli silelim de çok batmasın ortalık. Dediğim gibi mürekkebi çok bu kalemin. Şimdi arkadaşlar bunu yaptık. İyi, güzel, hoş. Bunu neden yaptık? Bakın arkadaşlar. Tabii bunu bulmak için, az sonra size söyleyeceğim ölçüyü bulmak için birçok matematiksel yöntem vardır ama ben size en basitini söyleyeceğim. Bizim amacımız şu arkadaşlar. Şuradaki piramit ile, tamam mı? Buradaki piramitin arkadaşlar eşit gelmesi gerekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki direkt buradaki boyu çıkalım. Sakın öyle bir şey yapmayın. Nedeni şu. Siz tabanda ön piramidin tabanını yan piramidin tabanından daha geniş tuttuğunuz için burayı da 6 santim yaparsanız şu tarafla şu taraf asla birbirine olmaz arkadaşlar. O yüzden bunu yapmanın en pratik yolu bence şu. Şunu yaptınız ya, kaç geliyor burası? 8.2 arkadaşlar. 8.2 geliyorsunuz. Şimdi buradan böyle düz çıktık ki öteki türlü aramak biraz zor olurdu. Buraya 0'ı dayadınız. 8.2'yi başlayayım burada aramaya. Arkadaşlar elimizdeki kağıt üçgeni aldık. Şuraya dayadık. Bakın gördünüz mü? Tam geldi arkadaşlar. Ben bunu diyelim ki asetatta kestim. Asetatta kestiğim zaman şöyle bunu kestiğimde ve bunu da kestiğimde yanına getirme, bakın eşit geldi. Ben bunu bantla bantlayıp telefonda kullanabilirim. Küçük bir dipnot arkadaşlar. Eğer daha büyük projelerde çalışırsanız, mesela birinci bölümü izleyenler bilirler, LCD'den yaptığım büyük boy bir hologram çalışacaksanız bilginiz olsun. Kullandığınız bir çerçeve olursa bu çerçevenin kalınlığını yan panelden düşün arkadaşlar. Yani diyelim ki bunun kenarlarına bir çerçeve koydunuz. Bu çerçeve diyelim, bunu buraya yapıştırdınız. Bu çerçevede duruyor. Asetat, duratraz neyse artık.
ne kadar bunun kalınlığı atıyorum. 1 santim mi? O zaman buradan 1 santim düşün. Bunu da size not olarak söyleyeyim ki. Çünkü üst üste bindiği zaman şu çapraz aralığından hologramınız taşar. Görüntü güzel yansımaz. Hatta görüntünün atıyorum %20'si çerçevenin, daha doğrusu hologram piramidinin dışında görünür. İstediğiniz görüntüyü alamazsınız arkadaşlar. Zaten ben bunu ilerleyen bölümlerde her yaptığım projede ölçülendirmeleri vereceğim ama önemli olan bu bölümde anlamanız. Yani çerçeve kullanacaksanız şayet, her zaman çerçevenin şu mevcut kalınlığını yan panelde içeriye girerek düşün arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Bunu sakın unutmayın. Şimdi arkadaşlar, ben bunları başka bir kağıda temize çekeceğim. Ardından asetat üzerine koyup keseceğim. Ondan sonra size ne şekilde olduğunu da çok güzel bir şekilde göstereceğim. Bence çok beğeneceksiniz. Yorumlarınızı alt tarafta bekliyorum. Hadi şimdi asetatları kesmeye başlayalım.